Sen de bulabiliyorsun değil mi? Nereymiş? Neresi şey, abi? Biz bilmiyoruz. Yani genelde Finlandiya çıkıyor. Eğitim düzeyiyle alakalı. Evet. Finlandiya. Aa, eğitim sistemi de iyi de oranlı. Evet. Bir de per capita genius'ta da bir numaralarmış. Yani kişi vallahi ortalama dahi sayısında. O konuda bir fikir yok. Evet. Evet. Finlandiya hakkında ne düşünüyorsunuz? Finlandiya... Nasıl bir dil var sizce? Nasıl bir dil var abi? Şimdi... Yani aslında Türkçe ve Japonca ile bağlantılı bir dil var. Asya kökenli bir dil. Yani öğrenmekte sıkıntı çekmez miyiz? İşte doğru, normalde dillerle ilgili şey yapılmış, araştırma. Bebeklerin en kolay öğrendiği dil İtalyanca ve şeymiş, Estonya'nın dili. O da Fince ile bağlantılı. Öğrenmeli miyiz peki? Ya işte bence insanların dili kullanmayı öğrenebilirlerse küçük yaşta yani hayatta başarılı olma ihtimalleri daha yüksek. Evet. Türkiye'nin şehirleriyle ilgili abi. Türkiye'nin şehirleri. En mesela hani en zeki insanlar hangi şehirden? Hoşlandığınız, hoşlanmadığınız bu bence ülke... kesin İzmir'dir. İzmir. Evet. Peki en hoşlanmadığınız ülke insanları? Zaten insanların düzgün konuşabildiği yer genel olarak oralar yani. Evet. Doğru. Peki en sevmediğiniz şehir hangisi Türkiye'de? Kayseri. Kayseri mi? Niye abi? Ya çünkü insanın değeri sadece parayla ölçülüyor, başka hiçbir şeyin. Konya abi. Konya Kayseri'den kötü olabilir aslında. Hayır şey, Afyon'un kaymağı Konya'nın manyağı diye yerleşik bir yani ne bileyim, Konyalılar herhalde prensip konusunda Kayserililerden daha ileri. Ya onları belki parayla ikna edebilirsin de Kayserileri, Konyalılar hiç ikna edemezsin. Peki abi en sevmediğiniz ülke? United States of America. Hadi bakayım. Neden abi? Çünkü o ülke büyük bir çöküşte ve insanlar bunu pek fark edemiyor. Ben bu arada 15 yıl yaşadım orada. Nasıl abi? Hangi eyalette? Yani aslında 11 Eylül döneminde başlamıştı Amerikan çöküşü ama insanlar hani ya kimisi takip ediyor da kimisi takip edemiyor. Ya galiba dünyanın zenginleri yatırımlarını Çin'e yapıyorlar. O yüzden siz onu biliyor muydunuz? Öyle oldu. İlk seçtik ülke ne? Amerika'dan sonra ne olacak yani? Ya muhtemelen Çin olacak. Fazla bir ihtimal yok yani. Peki abi dolar niye yükseliyor? Amerika çöküşteyse. Ya bence işte para tek bir parametre olmadı. Kayseri muhabbetine döndü bu. Yani neden? Çünkü artık yani ben Hacettepe tıpta okuyorum. Nörolojik hastalıkların had safhada olduğu bir çağdayız. İnsanlar hani siz zengin diye nitelendirdiğiniz Japonya'da herkes intihar ediyor. Yani para bir ölçüm değil. Amerikan'da intihar olan çok yüksek. Yani dünyanın en obez toplumu, en şişman, en boşanma oranının en yüksek olduğu ülke Amerika. Dışarıdan göründüğü gibi değil, değil mi? Hatta geçenleri bunun çok iyi bir örneği vardı. Adam yani özel uçağı vardı, çok zengindi ama işte otelden 1000 kişiyi vurdu. Yaklaşık 300 kişi öldürdü galiba. 10 tane makinalı silahı vardı. Yani demek ki para her şeyin ölçüsü değil yani. Yani o adam mesela işte hatta adam çok zengin olduğu için terörist sınıfına bile sokmadılar Las Vegas'tan. Yani işte bilmiyorum bence evet yani şu an biraz da biyoteknolojinin önemli olduğu bir çağdayız ve Amerika'nın aslında en büyük çöküşü şey ilaçlarla dünyayı zehirlemeye başlamıştı. Sonra da antibiyotik direnci diye bir şey gelişti. Çoğu insan hala farkında değil. O yüzden şu an yani kullanılan antibiyotiklerin hepsi tamamen outdated. İngilizce söylüyorum bu kısmını yani out of date de diyebilirsin. Kesinlikle yeni ilaç geliştirilmesi gerekiyor. O konuda da Çin'in iyi olduğunu düşünüyorum. Biyoteknolojide işte bitkisel tedavide falan. Yani turizm konusunda da işte onlar çok öne geçmişler. Yani Amerika'nın zaten bir turizm potansiyeli yoktu ama yani belki hani zenginliğin o yönde ya turizme yatırım yapmadı Amerika. Evet. Müzeleri bile yok yani Amerika'nın yani. Peki abi şu anda Amerika'yı mı tercih edersin güç olarak Rusya'yı mı? Vallahi dünyada artık yani Amerika biraz ya silah satarak yani ön plana çıkmaya çalıştı. Bilmiyorum artık yani silah satma yönteminin çok işe yarayacağını sanmıyorum ya artık. Orta Doğu yani özellikle. Çünkü artık yani insanlar belki hastalıklarına ilaç bile bulamayacaklar. Öyle garip bir dönemeçteyiz. Yani artık tıbbın da etkinliğini yitirdiği bir çağa giriyoruz yavaş yavaş artık. Yani bilmiyorum. Yani bence sosyal bilimler
önemli olduğu bir çağa giriyoruz. Sosyoloji, hukuk gibi yani biraz daha... Ya işte insanlar hep büyük şehirlere topladılar ya, artık yani üretim minimuma indi. Yani bitkilerden uzak insanlar hep bir arada yaşamaya çalışıyor. O yüzden artık yani insanlar hep bir arada yaşamaya çalıştığı için sosyal bilimler daha önemli. Yani insanlar, başkalarının hakkı hukuku da önemli. İşte sosyolojinin tanımı da yani genel olarak insanların davranışıyla alakalı bir bilim. Ya bilmiyorum, bence evet biyoloji ve fizikten çok sosyal bilimlerin problemleri çözebileceği bir yaş dönemdeyiz ve ben yani Boğaziçi'nde fizik okudum, şimdi de tıp okuyorum. Biyoloji ve fiziği fazlasıyla bilen biri olarak bunu öneriyorum, evet. Peki geleceğin mesleği... Çare sosyal bilimlerde. Geleceğin mesleği ne olur abi sence? Muhtemelen psikolojidir çünkü herkes ruh hastası olduğu için. Evet. Teşekkür ederiz İyi abi. İyi günler, hoşça kalın. İyi günler abi. Çekilebilir miyiz? Bir fotoğraf çekelim.